Oğlum acele etsene biraz. Uykucu kokarca. Bu yakanın hali ne? Nana'nın hazırladığı çocuk ancak bu kadar olur işte. Bir şey mi dediniz? Yok canım, ne diyeceğim? Sana laf söylenir mi güzelim? Dilim pabuç gibi maşallah. Ha, unutmadan matematik sınavının sonucunu babana söyledin mi Emre? Söylemedi gıcık, ne oldu? Bir şey değil baba, önemsiz bir deneme sınavıydı sadece. Öğretmen durumumuzu öğrenmek için küçük bir sınav yaptı da. Evet, sonuç? Sınıfta en yüksek notu ben aldım. Ama Emre maalesef zayıf aldı. Gıcık! Yani? Şişt, sen zayıf aldın diye o niye gıcık oluyormuş? Babandan saklamayacaktın herhalde değil mi? Neden kızıyorsun? Neyse, bu konuyu uzatmayalım isterseniz. Daha senenin başı. Çalışır, zayıfını düzeltir. Değil mi Emreciğim? Bu sene işi baştan sıkı tutacağız oğlum. Merak etmeyin, ben onu çalıştırırım. Geçen sene sen çalıştırdın da ne oldu? Zorla geçti. Maalesef doğru Nana. Senin yüzün yumuşak. Evet. En iyisi bir öğretmen tutmak. İyi fikir. Bu işi bana bırak Hakan'cığım. Ya baba, zaten okula gidiyorum. Bir de ders mi alacağım? Ya ne zaman oyun oynayacağım ben? Ben anlamam Emre. Bu sene ya bu matematik dersi hallolacak ya da doğru sanayiye. İyi o zaman, ben şimdiden kendime sanayide iş bakayım. Çok konuşma. Yürü hadi kokarca. Hadi bakalım hadi. Hadi kızım. Hayatımızdan çıkaramıyorum şu Nana denen kızı ya. Çocuklar ve Makbuş hep ondan yana. Hakan desen ağzının içine düşecek neredeyse. Geçenlerde birdenbire ortadan kayboldu ya. Ne güzel kurtuldum. Her şey istediğim gibi olacak derken yine çıktı geldi. Of, kabus gibi ya. Yani bence Hakan sadece çocuklarını düşündüğü için Nana iyi davranıyor. Büyütmesen bu kadar. Kızım, saf mısın sen ya? Erkek milletinden her şey beklenir. Onun için elimi çabuk tutup o salak kızı hemen göndermem lazım. Onu ve ihtiyar Makbuş cadısını. Onlar buradayken bu adam kesinlikle benimle evlenmeyecek. Simge. Efendim hayatım. Şu sabahki mesele. Emre'nin matematik dersleri için birini bulabildin mi? Ah, sorma Hakan'cığım. Sabahtan beri orayı burayı arıyorum. En son bizim evini aradım. Hı. Şeyi söyledi. Taner'i hatırlar mısın? Taner mi? Hani üniversitede matematik bölümünde okuyordu. Ya hani gözlüklü, biraz silik bir tipti. Böyle acayip bir saç kesimi vardı. Hani benim peşimde dolanıp dururdu. Hı. Sanki şansı varmış gibi. Hatırladım. Hani şu inek çocuk. Ama o kekemediği miydi ya? Doğru düzgün konuşmayı bile beceremezdi. Emre ile baş edebileceğinden emin misin? Vallahi Nevin yurt dışında master yaptığını, çok iyi bir matematikçi olduğunu söyledi. Bilmiyorum, ben onun yalancısıyım. Şişe gibi de gözlükleri vardı. Yani bu iyi bir fikir mi sence Simge? Canım bir konuşalım en azından, ne kaybederiz? Belki de hakikaten iyi bir matematikçi olmuştur. İyi, bir ara bakalım. Teşekkür ederim canım. Ne demek? Emre benim de oğlum sayılır, öyle değil mi? İşte onu böyle elimde tutuyorum. Sürekli kafasını karıştırarak. Çocuklarından vurarak, anladın mı güzelim? Ya bana da şu Volkan'ın annesine karşı taktik versene, ne alır ya? Şu Nevin'i arayayım da bir. Ay, bu Taner de beni utandırmasa bari. İnşallah konuşmayı öğrenmiştir. Ay, o çocuğun bu hale gelebileceğine hayatta inanmazdım. Allah aşkına bir bak Merve. İşte şu. Yok canım, imkanı yok yani. Değil mi? Ay, bu işte kesin bir şey var. Aynı adam mı bu şimdi? Hakan'la ben de şok olduk. Bir insan bu kadar değişebilir yani. Evet. Ah, ayrıca çok da başarılı. Amerika'da yazılım şirketi mi ne varmış? Düşünsene, özel uçağı bile var. Ay, masallardaki gibi yani. Hem zengin hem yakışıklı. Ah kafama, keşke zamanında yüzerseydim. Yani bu adam gerçekten bütün üniversite boyunca senin peşinden mi koştu? Okulun en güzel kızı bendim. Doğal olarak pek çokları gibi o da bana kilitlenmişti. Şu gün hadi dese Hakan falan umurumda olmaz. Aa, yok vallahi, ben Volkan'ı kimseye değişmem. Taner'i buldum. Telefonda şöyle bir bahsettim. Birkaç saat sonra burada olacak. Hı hı. Gelince konuşursunuz.
Ya Taner'in bu işi kıvırabileceğine emin misin? Ne bileyim, Emre o kadar da kolay bir çocuk değil. Eskisi gibi silik, sözünü geçiremeyen, ne dediği anlaşılamayan biri ise zor tabii. Ama çok iyi öğretmen dediler. Ayrıca telefonda da sesi çok iyi geliyordu. Neyse, gelince göreceğiz. Bu arada çok teşekkür ederim. Ne demek? Nanı'dan sonra ben de senin için bir şeyler yapabildiğime mutlu oldum. Bu da nereden çıktı şimdi? Boş ver. Öylesine söyledim varsay. Buyurun. Birine mi bakmıştınız? Simge Hanım'a bakmıştım. Öyle mi? Hakan Bey'in odasında. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Maşallah. Allah sahibine bağışlasın, ne diyeyim. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Ben Taner. Gözlerime inanamıyorum Taner. Ama sen ne kadar değişmişsin. Vallahi hayret, sokakta görsem tanıyamazdım seni. Genellikle uzun süredir görmediğim arkadaşlarımın bu tepkisine alışığım. Hiçbiri beni tanımıyor. Ay yok, bu olacak şey değil ya. Bir insan nasıl bu kadar değişebilir? Değil mi Hakan? Gerçekten hayret verici. İleride böyle değişeceğimi bilseydin beni kaçırmazdın değil mi? Ay ne bileyim ben bu hale geleceğini. Ne kadar aptalmışım. Bu hale gelmenin bir sırrı varsa söyle, biz de yapalım. Ne bileyim, oldu işte. Spor yapıyorum. Birkaç yıl önce gözlüğe attım. Yediklerime içtiklerime dikkat ediyorum. Başarılı olunca da kendime güvenim geldi. Amerika'da iyi bir üniversitede master yapıp ardından doktora yaptım. Şimdi Amerika'da bir yazılım şirketim var. Bir oradayım, bir buradayım. Bu kadar işinin arasında öğretmenliğe nasıl zaman ayırıyorsun? Yani daha doğrusu neden zaman ayırıyorsun ki? Öğretmenlik hobi gibi bir şey benim için. Çocuklara bir şey öğretmek hoşuma gidiyor. Zaten artık pek yapamıyorum. İşler çok yoğun. Oğlum Emre'nin matematikle başı belada. Ama senin zamanın uyar mı ya da... Biz eski arkadaşız Hakan'cı. Lafın mı olur? O halde akşam yemeğe bekliyoruz. Hem bir şeyler yer, sohbet ederiz, hem de Emre ile tanışmış olursunuz. Yalnız geç kalabilirim. Amerikalı müşterilerim var. Onları yamaç paraşütü yapmak için Ölü Deniz'e götürmeye söz verdim. Ama yetişirim sanırım. Bir yarım saat sonra çıkacağız zaten. Bir dakika. Ölü Deniz'e gidip yamaç paraşütü yapıp akşam yemeğine bize mi yetişeceksin? Şirketime ait özel uçak var. Merak etme, yetişirim. Ama hemen çıkmam gerek. O halde akşama görüşürüz. Tamam. Bay bay. Bay bay. Vay be. Ay, yamaç paraşütü yapmaya günü belli Ölü Deniz'e gidiyor. Ay üstelik de bizim uçakla. Of. Ay Allah ya. Keşke o zamanında biraz daha iyi davransaydım.